15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki emperyalist güçlerin bu hezimeti işlerine sindiremeyeceğini hissetmiştik. Tıpkı kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi. O yıllarda Sevr'i yırtıp atan bu millet, 15 Temmuz gecesi de hainlere karşı aynı refleksi göstererek emperyalistler ve onların uşaklarına bir bozgun daha yaşatmıştı. O yüzden 15 Temmuz'u hazmetmek onlar için kolay değil elbette. Şimdi yeni bir kalkışma planı gündemde. Terörist Başı Öcalan'ı günlerce sorgulayan ve FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla 6 yıla yakın hapis yatan emekli albay Hasan Atilla Uğur'un çok önemli iddiaları var. İngilizlerin Güneydoğu Anadolu'da bazı aşiret reislerine para dağıttığını belirten emekli albay Uğur, bölgede halkın kışkırtılacağını, cezaevlerinde isyan çıkarılacağını, IŞİD ve PKK'nın ortak eylemlerle önemli kişi ve devlet adamlarına suikastler düzenleyeceğini iddia etti ve önlem alınmadığı takdirde Kasım ayından önce diye kalkışmanın tarihini bile verdi. Bence paranoyak bir yaklaşım değil. Dedim ya, 15 Temmuz'u hazmetmeleri kolay mı? Uğur'un iddialarını destekleyecek bilgiler de var ortada. Gözaltına alınan ya da tutuklanan FETÖ'cülerin bir bölümü çözülmekte direnmektedir. Hatta Baylak yazılımında çalıştığı öne sürülen eski TÜBİTAK elemanlarının kendisini gözaltına alan polislere yakında sizinle görüşeceğiz diye çıkışması bir beklentiyi ortaya koymaktadır. Emekli albay Uğur'un iddialarına ben de AK Parti'nin içinde bazı vekillerle bir karışıklık çıkarılması ihtimalini ekliyorum. Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar darbe girişiminin arkasında ABD olduğunu haykırırken bir başbakan yardımcısının televizyona çıkıp darbe girişiminde FETÖ var ama Amerika yok diye açıklamada bulunması her bakımdan manidardır ve kuşkuludur. Her şey olabilir. Ancak şehadet şerbetini içmek için tankların altına yatan, namlulara göğsünü siper eden ve çoluk çocuk meydanlarda sabahlayarak demokrasi nöbeti tutan bu millet bir kere daha o destanı yazar. Yoksulluklar içinde yedi düvele karşı kurtuluş savaşını kazanan bu millet, savunma sanayindeki bu milli imkanlarla daha fazlasını da yapar. Yeter ki devlet dara düşmesin. Bir sözümde FETÖ'ye yalakalık yapan sözde Atatürkçüler olacak. Bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk, her türlü emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı duran büyük bir liderdir. Bugün yaşananlar da aslında o yılların bir hesaplaşmasıdır. Bunu görmemek ve anlamamak akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Mesele ne Recep Tayyip Erdoğan ne de AK Parti'dir. Mesele ülkeyi bölüp parçalamak ve sonuçta sömürmektir. Böylesine bir mücadelede devletin ve milletin yanında yer almak yerine emperyalizme uşaklık edenlerin yanında saf tutanlar tek kelimeyle haindir.